Ali! Uyandırdın mı? Yok canım, bu saatte uyunur mu? Bir saate kadar bekliyorum. Buradan halletsek olmuyor muydu? Yanımda olman gerek. Senden bir şey isteyeceğim. Yok reddedecek olursan gitmene izin veremem. Eyşan, zamanı mıdır artık, ne dersin? Tamam, geliyorum. Yalnız Ezel, yapabileceğimden daha fazlasını isteme benden. Merak etme, vicdanını sızlatacak bir şey istemem. Yani işte teşekkür edeyim dedim. Benim için ne kadar önemliydi anlatamam. Ömer için de öyleydi. Tevfik, seni arasam bana Ömer'i anlatır mısın arada? Ha Eşen Hanım, bir şey daha var. Son gün Ömer size verecekmiş evin anahtarını. Niye vermemiş? Cengiz Bey, ben veririm. Bana güven demiş. Ne planladığını anlatınca yine de tamam diyecekler mi? Bence artık diyecekler. Az buz bir şey değil. Cengiz'den bayağı nefret ediyor olmaları gerek. Bence artık edecekler. Babamın durumunu takip et. Saat başı rapor al. Sonra da bana bildir. Tamam. Bu resimden Cengiz'i çıkarmaya hazır mısınız? Ne kadar çıkarmaya? Asıl size sormalı. Siz ne kadar ileri gidebilirsiniz? Sınırınız ne? Aklında ne var? Diyelim ki Eyşan Cengiz'den boşanmak istedi. Diyelim ki Cengiz'in bu ortaklık işi hikaye oldu. Parasız kaldı. Diyelim ki boşanınca eline biraz para geçti. Cengiz candan vazgeçmez. Ben de candan vazgeçmem. O zaman Ali giriyor devreye. Ezel, anlamadığım bir şey var. Biz birbirimiz hakkında öyle şeyler biliyoruz ki... Tehdit etmekten fazlasına ihtiyacımız var. Doğru mu anladım? Elini kolunu bağlayacak bir şey arıyoruz. Öyle. Kolay kolay kurtulamayacağı bir şey. Yani bir kere dışarı attık mı hep dışarıda kalmasını sağlayacak bir şey. Ya da tam tersi. Attık mı içeri, içeride kalmasını sağlayacak bir şey. Çok acımasızca bir şey değil mi bu? Rezil bir şey. Ama tek yolu bu diyorsun. Doğru mu? Eyşan, söylemen gerek. Evet. Cengiz'den kurtulmanın tek yolu bu. Yani? Söyle. Söyleyemediğimiz bir şeyi nasıl yapacağız? Cengiz'i hapse attırmamız gerek. Ali? Cengiz'i içeri atıp anahtarını da denize atmak gerek. Bu işin yolu budur. Vallahi arkadaşlar, sizden korkulur. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Alo. Eyşan. Yapamayacağım bir şey istiyorsam senden söyle. Sorun da o ya zaten Ezel. Benden yapamayacağım bir şey istemiyorsun. Aksine çok iyi yapabileceğim bir şey istiyorsun. O zaman? Yapamamaktan korkmuyorum. Yaptıktan sonra senden nefret ederim diye korkuyorum. Et. Merak etme, nefret ayıramaz bizi. Nereden biliyorsun? İçimden bir ses öyle diyor. Nasıl durumu? Baban iyi.
Dinleniyormuş. Sen hani bugün gidiyordun eve? Gideceğim. Bugün de geçsin, gideceğim. Kamil, bugün ilk defa geri çekemeyeceğimiz bir şey yaptık. Yani? Yani Cengiz'i elden çıkarıyoruz. Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder, değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yeğen. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil, değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yeğen. İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız, o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yeğen. Bir kere daldın mı içine, bir kere uzattın mı burnunu, ikinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardımıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel! Baban nasıl? Daha iyi mi? İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. Değil mi?